Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz diye bir giriş yapabilirim herhalde artık. Çünkü artık resmen bir kanalım var. Bugün bu şekilde videoya giriyorum. Vlogumsu ve konuşmamsı bir şey çekmek istedim. Hem işte buradaki yaşantımdan az çok bahsedeyim. Hem de bir gün içinde genel olarak pre-season'da neler yaptığımızı vesaire göstermiş olurum diye düşündüm. Öncelikle bugün bizim off günümüz. Yarın da devam edeceğim. Ondan sonraki günde belki devam edelim bilmiyorum. Videonun süresine bağlı tamamen. Öncelikle konuşmak istediğim konulardan başlayayım. Şu an kaldığımız yer benim temelde kalacağım bir yer değil. Biz bu hafta sonu tekrar başka bir yere kaçacağız ve sezonun sonuna kadar hep orada kalmaya devam edeceğim. Şu an kaldığımız yer geçici bir yer. Burada oda arkadaşımın yatağı var. Böyle bir yerde kalıyoruz. İki kişi kalıyoruz biz. Onun dışında buraya gelmem nasıl oldu? Şimdi şöyle, ben Türkiye'de kalmayı düşünüyordum aslında. Voleybol orada devam edeyim diye düşünüyordum. Ama sonradan fikrimi ne değiştirdi? Kendimi hem akademik olarak da hem kişisel gelişim olarak da burada daha çok geliştirebileceğimi düşündüm. Farklı deneyimler denemek istedim. Ama hani hepsinin yanı sıra buradaki voleybol seviyesinde benim voleyboluma bir şeyler katabileceğini düşündüm. Ki doğru düşünmüşüm. Arkadaşlar ben buraya gelmeden önce çok antrenmanlı gelmedim. Bizim sezonumuz bitti. Ben ailemi görmek için tatile falan gittim. Ailemle tatile gittim. Ondan sonra oradan arkadaşlarımla tatile geçtim. Açıkçası zaten ilk İzmir'de annemlerleydim. Ondan sonra İzmir'den Bodrum'a geçtim. Ve hani ben neredeyse bir ay aralıksız full tatil yaptım. Hani sadece güneşlendim, yattım, kalktım. Sonra bir anda kendimi burada buldum. Hani bu benim yaptığım en büyük yanlış. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer böyle bir şey yapmayı düşünen başka sporcu arkadaşlarımız varsa benim yaptığımı yapmayın. Pre-season'da buraya geliyorsanız antrenmansız gelmeyin. Çünkü ben gelelim şu anda galiba 2 hafta falan oldu. Yani daha 2 hafta bile olmuş olabilir. Ve ben en zor haftaya denk geldim. Ben tam antrenmanlarımızın başladığı haftaya denk geldim. Antrenman benim geldiğim gün başladı gibi bir şey birkaç gün sonra. Ve hani buradaki kızlar, diğer kızlar burada bir aydır falan idman yapıyorlar. Ama hani NCAA kurallarına göre antrenörle antrenman yapmak yasak olduğu için onlar kendi aralarında yapıyorlardı. Ama yine de antrenmanlardı. Ben hiçbir şey yapmadan gelince doğal olarak ne oldu? Vücudu izin vermedi benim antrenman yapmama. Yani nasıl? Ben kas ağrılarından yürüyemez hale geldim ve hani böyle şey değil burada hani yaptığım idman konuşamadım. Burada yaptığım idman Türkiye'deki idmana böyle hani şurada falan. Çünkü hani en çok zorlayan noktalar bizim günde 5 idmanımız falan vardı geçen hafta. Pre-season olduğu için ve maçlarımıza daha işte bir hafta, iki hafta falan olduğu için bizi tamamen çok zorladılar işte antrenmansal olarak. Ve ben de tam bu zorlama dönemine denk geldiğim için ve antrenmansız geldiğim için inanılmaz zorlandım. Ve aynı zamanda üstüne psikolojik zorlanmam da girince geçen hafta benim için hayatımın, yani şu zamana kadar bütün hayatımı gözümüzün önüne koyarsak benim hayatımın en zorlu dönemini falan geçirdim. Nasıl geçirdim? Şöyle mesela ilk geldiğim hafta ben günde 5 öğün ağlıyordum. Sabah ağladım, akşam ağlıyordum, öğlen ağlıyordum. Yemek yiyordum, ağlıyordum falan. Arkadaşlarımı arıyorum. İşte nasıl gidiyor diyorlar. Ben bir anda ağlamaya başlıyorum. Neden ağlıyorsun diyorlar. Açıklamam şu, açım. Hani açım yani. Burada yemek yok. Türkiye'den gelince buradaki yemekleri bilmiyorum bana yemek gibi gelmiyordu yani. Çünkü hani Türk yemekleri. Yani biliyorsunuz hani Türkiye'nin yemekleriyle hani hiçbir şekilde kıyaslayamıyorum buradaki yemekleri. Hani burada gerçekten fast food falan çok popüler ama bizim takımın da kuralları, bizim antrenörümüzün de kuralları, bizim bazı şeyleri yememiz yasak. Mesela kızartma yememiz yasak, çikolata yememiz yasak. Haftada sadece bir gün serbest, o gün dışında her gün böyle şeyler yememiz yasak. Böyle şeyler bulamayınca da yiyecek başka yemek kalmıyor zaten. İşte sandviç, tavuk, obuşu, bütün gün makarna. Kusacaktım artık. Hani gerçekten ve ilk geldiğim haftada yiyecek hiçbir şey de bulamadım. Ben açım, yemek yiyemiyorum diye ağlıyordum her gün. Ailemi çok özlüyordum, arkadaşlarımı falan çok özledim diye ağlıyordum. Sürekli bir daha geri dönemeyeceğim. Aradaki kilometre farkı kafama geliyordu sürekli. İlk gelmeden önce bu kadar böyle şey değildim. Gelince anladım ki ben bayağı uzaktayım. Bu hem psikolojimi çok kötü etkiledi en başta. Kamera yamuk bu arada. Böyle. Bir kötü bir başlangıç yaptık. Kötü başlangıç demeyeyim de psikolojik olarak kötü bir başlangıç yaptık yani. De bunun üstüne antrenmanlar eklenince ben hayatımda günde 5 antrenman, 6 antrenman yaptığımı hatırlamıyorum. Bir şok oldum. Dedim ki programa bakıp hani bu dedim gerçek mi falan. Sonra kızlar dedi ki hani evet. Yani ben dedim ki şaka hani değil. Abi sabah kalkıyorduk. Fitness sabahın 6'sında kalkıyordum her sabah.
fitness'ten çıkıyordum, topa giriyordum ve hani fitness ile top arasında sadece 10 dakika falan var. Toptan çıktığımda da bir saat falan oluyordu ama o bir saatte yemek yemeye gidiyorduk. Zaten yemek yemeye gitmemiz bir 10 dakika desek. Arada hiç dinlenme vaktim kalmadı ve direkt ikinci idmana giriyordum. Ve idmanlarımız da 3,5 saat falan oluyordu. Hatta 4 saat oldu. Hani ben böyle bir dedim ki ben nereye geldim, her gün böyle mi devam edecek falan. O psikolojide çok kötüydüm. Sonra Allah'tan bu hafta antrenman tempomuz biraz yavaşladı. Ben de zaten vücudum kendi haline dönmeye başladı falan. Dönmeye başlayınca doğal olarak hani ben daha bir rahatladım çünkü yürüyemiyordum bile, abartmıyorum size. Kaslarım hani kendini şey yani error verdi kaslarım. Dedi ki oynayamazsın falan. Ama gel görelim ki şu an vücudum tabii ki toparladım. Yani bir hafta yeter zaten vücudu öyle toparlamak için ama İlk haftam öyle çok zorluk sacısı. Şimdi antrenman tempomuz bir tık daha azaldı. Ama bir tık daha diyorum. Niye? Çünkü geçen hafta team toughness diye bir şeyler var mesela burada. Sabahın 4'ünde uyanıyorduk. 5'te salonda olmamız gerekiyordu falan. Böyle şeyler yaşayınca sabahın 8'indeki idman, 9'undaki idman bana çok geç gelmeye başladı. Öyle olunca da ben böyle sabah 8'deki idman için 7'de uyanınca falan oh be işte ne güzel uyudum falan oluyordum. Ama hani 7'de uyanıyorum. Bunlar beni bir tık rahatlattı ve hani daha çok şey oldum. Şimdi de işte hazırlık maçlarımız falan başladı. Bu hafta sonu da ilk resmi maçımız başlayacak. Toplam 3 idmanımız oluyor. O yüzden rahatladım. Onun dışında da ekstralarım oluyor. Libero ekstraları. Ama hani antrenman temposu şu an kas ağrımı olmadığı için benim için çok iyi. Ben kendimi geliştirebildiğimi düşünüyorum. Gerçekten antrenörlerin verdiği değer olsun. Nasıl anlatayım başka? Hani değer yani aslında açıkçası. Gerçekten sporcuya ayrı bir değer veriliyor. Onu fark ettim. Hani çok özel ilgileniyorlar ve hani gerçekten bir derdim, bir sıkıntım olduğunda bile hani çok ilgileniyorlar. Voleybol açısından da öyle. Bana her zaman yanlışlarım söylendi. Şu zamana kadar dedi ki bunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun. Ayrıntı vermiyorum. Ama bana kimse o yanlışlarımı nasıl düzeltmem gerektiğini söylemedi bugüne kadar yani. Ve ben yani burada yanlışlarımı söyleyip üstüne bir de şunu yapman gerekiyor, bunu yapman gerekiyor dediler. Ve sadece yapman gerekiyor deyip bırakmadılar hani. Onları bana yaptırdılar mesela. Özel çağırıp işte şunu yanlış yapıyorsun, şu hatalı, şunu yapacağız, bugün bunu çalışacağız seninle özel mesela. Hani zaten böyle yapmadan ben nasıl gelişebilirim? En doğrusu olduğu için ben şu an bu şekildeyim yani. Çok mutlu hissediyorum kendimi aslında bir yandan. Tabii içsel yine gelgitlerim oluyor ama hani bir sorgulama oluyor yani. Ben ne yapıyorum burada gibi. Ama onun dışında gayet iyi. Öyle kısacası özetlersek. Onun dışında izleyeceksiniz. Genel olarak günüm nasıl geçiyor? Vlog tarzı olur. Okul falan gösteririm size. Etrafı gösteririm. O şekilde yaparız. Şimdilik bu kadar durum değerlendirme. Görüşürüz. Hi. Hey. This is Mary. And we are going to student center right now. Burada birazcık göstereceğim şimdi size. Böyle. Aşko yatağı. Aşko yatağı. Aşko. 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 Evet, yes. Don't laugh. Böyle. Şimdi biz buradan yemeğe gideceğiz. Burada Starbucks var ama şu an kapalı. How do you understand? Oh my god, you know Turkish? Yes. Yes. She's my roomie. All night I'm teaching Turkish. Yes, I'm trying Isa. To learn. Trying. Yeah, she learned fast. Okay. Not too much, maybe not so much. Arkadaşlar böyle. I just guessed what you said there. Yeah, yeah, I understand. Starbucks is same to all language actually. Yeah, Starbucks. I understood Starbucks a little bit. What do you say there? Yeah, you say it again. That's the best one. Arkadaşlar şu anda bir oyun oynuyoruz ve gruplara bölündük. Soru cevap gibi bir şey yapıyoruz. Let's win. Let's win. And our team name is Dominating Aşkos. I don't even any idea. Used to her. Okay. IKEA, real or fake?
help us to think, people. Guess the celebrity from these six motherfuckers. Guys, bayağı kötü gidiyoruz her cuma. Let's go. Yeah! Yeah! Let's go. What happens when you cross the street every day? Come on! Yeah! I said yes! Oh my god, yes! Red, yellow. Red, yellow. Oh! Red, okay. Red and I think it's half too white too. I feel like white. White is every. I think it's white is basically black. Oh my god! Arkadaşlar, cevap 2017 biz 2016 demiştik. One year. Yeah! Arkadaşlar, şu an yemek sipariş verdiğimiz yerdeyim. Böyle bir akıllı bir ekrandan yemek sipariş veriyoruz. Ondan sonra bir şey ekliyoruz yemeğimizi. Burayı gösterecek olursam böyle. İşte burada kartımız var, ödeme kart değil ama böyle bir kart. Day. Yes. Another day, another slay. Another day, another dollar. Yeah. Şimdi bugün ilk antrenmanımızdan çıktık. Daha doğrusu ikinci. Lift yaptık. Sonra normal idman yaptık. Sonra yemek center'a geldik. Sonra bir şeyler yedik. Sonra Starbucks aldık. Falan filan. We are going to second training. Woo! Evet arkadaşlar. Bir sürü şey aldık. Bar aldık. Woo! Aşko. Guys, we are shopping. Was pretty cool. Yay! We were in time to store it out again. Guys, şimdi eve gidiyoruz. We're going to the dorm. Yeah. But my turn right. Not... Daylight. Come on. Come on. I don't think okay, it will. Okay, I don't think so. Okay. Sad story. In 3/4 of a mile, turn left. Ashko. Ashko. I don't have points. Just Ashko anymore. Ashko. Ashko, yes. Ashko, yes. Oh my god. Yeah. Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir sabah, yeni bir gün. Ve biz antrenmana gidiyoruz. Öyle. Bu kaç günlük bir vlog oldu bilmiyorum. Evet, saat çok erken ama evet, saat çok erken ve ben konuşamıyorum çünkü uyuyorum hala. So now we are going to first training. Lift, actually, right? First yeah, lift and then after that bumble training. Geldik zaten, çok kısa diyorum. Böyle. Evet, giyindim. Şimdi sahaya gidelim. Eşyalar çıkıyor. Lifte geçeceğiz. Arkadaşlar, burası bizim öğlen aralarında yemek almaya geldiğimiz yerdir. Arkadaşlar, ben hala lokalımı açamıyorum. Thank you Deja. Sen olmasan ne yapardım? Evet arkadaşlar. Gün 3'ün yanına gidiyorum şu an. Ama neyse, halledeceğiz. Bu arada Starbucks'tan kap aldım. Çok mutluyum. Çok güzel. Hey.
Arkadaşlar son idmanımız da bitti. Let's go. Şu an dorma gidiyoruz. Dormda birkaç dakikamız falan var. Oradan tekrar yemeğe geçeceğiz. Vakit bulabilirim diye düşünüyorum. Eğer vakit bulabilirsem o Instagram'dan bana sorun dediğim soruları yanıtlayacağım. Şu an yemeğe gidiyoruz. Oy. Aslanım. Did you hear? Çıyordum da arkadaşlar. I'm almost fall. But I'm still alive, so we can continue my vlog. What else? Mashed potatoes or Chinese chicken or what else do you want? That's it, honestly. Yeah, that's it, honestly. Yeah. Wow. Fingers crossed. Yeah. Come on, 777. Aldım, kabul ettim, öyle de oldu. Say. Okay, it's meaning like I wish, and it's like manifest. You know, manifest. Yeah. Yeah. This is manifest sentences. It's like 777. Aldım. 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 Kabul ettim. Kabul ettim. Öyle de oldu. Öyle de oldu. Yes. Let's go. Arkadaşlar toplantı. Did you don't say drive safe to people? Yeah, drive safe. You don't? No, I said like when you're like leaving someone, you don't say like drive safe. Like make your back home safe. Yeah. Oh my god, I took it. Oh, how long Deja is driving? Oh, no. Oh, so, if I say drive safe, am I supposed to be drive a car? Well, like, it's like get home safe. How? Okay. Like, I'm driving, so she might say, oh, drive safe. Say, like, oh, get home safe. I got to drive. Okay. Okay. Read the group chat a lot. Yes, I catch that. Like, yeah, I'm meeting like just wait. 10 şu an saat kaç? 10.30'da toplantımız bitti ve bizim yarın 6:15'te sahada olmamız gerekiyor yarın. Uyuyup direkt uyanıp sahaya gideceğiz. Süper. New York City'ye gidiyoruz. Bugün işte idmanımızı sabah yaptık erkenden. Şu an bitti bir idman, bir şeyimiz yok. O yüzden biz de yes. Let's go. Şu an tren bekliyoruz. Trene bineceğiz birazdan. Hello. Full. Yeah. Oh. So did she get to you? Yeah. Huh? Did she get to you? I don't know. She just kind of looked pissed, but I don't really. Yes. Hello. Say hi. I'll have you to follow me. Hi.